Dün Amerika hisse senetleri yön bulmakta zorlandı. Tahvil getirilerindeki düşüşe paralel, hisselere alım gelse de Netflix'in bilanço açıklaması sonrasında teknoloji hisselerinde satıcılı seyir hakim oldu. 10 yıldır ilk kez abone kaybeden Netflix, seansı %35 düşüşle sonlandırdı ve S&P 500 endeksinde bu sene en fazla değer kaybeden hisse oldu. Netflix'in hayal kırıklığı yaratan bilançosu, akıllara meta platformsun 4. çeyrek bilanço açıklamasını ve sonrasında hissede yaşanan düşüşü getirdi. Dün yayınlanan 5 kitapta Fed'in artan maliyetlerin şirketlerce yüksek fiyatlar üzerinden tüketicilere yansıtıldığını ve bu trendin devam etmesini beklediklerini, istihdam piyasasındaki sıkışıklığı ve artan ücretlere karşılık şirketlerin çalışan bulmakta zorlanmaya devam ettiklerini, en fazla pozisyon değişikliğinin düşük ücretli çalışanlar arasında görüldüğünü ve konut talebinin güçlü olmaya devam etmesine karşılık arzın kısıtlı kaldığını vurguladığını gördük. Amerika endekslerinde hacimler son bir ayın ortalamasına paralel gerçekleşti. Dow Jones endeksi %0.7 primle 35161 seviyesinde günü kapattı. Endeks Nisan ayında ilk kez 200 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaptı. Temel tüketim %1.9, sağlık ve finansallar %1 civarındaki primlerle en fazla yükselen sektörler oldu. S&P 500 endeksi günü yön bulmaya çalışarak geçirdi. 4459 seviyesinde yatay kapanan endekste gayrimenkul %1.9, temel tüketim %1.5 ve sağlık %1.3 primlenirken komünikasyon %4, keyfi tüketimse ise %1.4 geriledi. Almanya DAX endeksinde hacimler son bir ayın ortalamasının %18 altında kaldı. Endeks %1.5 primle 14.362 seviyesinde kapanış yaparken 50 günlük hareketli ortalama direncine yetişmiş oldu. Ham madde ve temel tüketim sektörleri %2'nin üzerinde primlendi. Sağlık sektöründeki yatay eksi kapanışa karşılık tüm sektörlerde primli kapanışlar kaydedildi. FTSE 100 %0.4 primle 7629 seviyesinde kapandı. Finansallar %2.1, endüstriyeller %1.5 primlenirken ham madde sektöründe %2'ye yakın değer kaybı vardı. Kakaran 40 endeksi %1.4 primle 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapan bir diğer Avrupa endeksi oldu. Bugün veri takviminde Euro bölgesi Mart ayı tüfe son revizyonu ve Nisan ayı tüketici güveni, Amerika'da ise Philadelphia Fed Nisan ayı iş görünüm endeksi eksiyle haftada kezsizlik başvuruları verileri izlenecek. Dolar endeksinde ay başından bu yana neredeyse soluksuz devam eden yükseliş dün görülen zirve seviyelerinin ardından hız kesti. Salı günü ve dün dolar endeksi 101 seviyesini birkaç kez test ederken, Asya seansında yapılan pozitif açılış, Amerikan tahvil getirilerinde yaşanan düşüşe paralel, gün genelinde yayılan düşüşe dönüştü. Dolar endeksi akşam saatlerinde 100-200'e kadar gerilerken, bir süredir G10 para birimleri arasında zayıf performansıyla öne çıkan yen de dolar karşısında %1'lik kazanım sağladı. Salı günü 1.0760'a kadar çekilen Euro dolar paritesinde geçtiğimiz hafta yine aynı seviyeden gelen alımlara benzer şekilde alım görüldü ve 1.0865'e kadar yükseliş sağlandı. Amerika'da getirilerde yükseliş ve doların pozitif performansına rağmen güçlü performans göstermeye devam eden ve hafta başında 2000 dolar seviyesine yaklaşan spot altın Amerika'da reel getirilerin iki sene aranın ardından kısa sürediğine de olsa pozitif tarafa geçmesiyle gördüğü satış baskısını dün de gün ortasına kadar sürdürdü. 1940 dolara kadar çekilerek hafta başı zirvesine göre yaklaşık %3 değer kaybeden altın, reel getirilerin tekrar eksiye dönmesi ve dolarda zayıf performansın etkisiyle dip seviyelerden alım görerek 1956 dolara yükseldi ve gün içi zirvelerde kapanış yaptı. Amerikan hazine tahvil getirilerinde bir süredir devam eden yükseliş, Asya seansında yeni zirvelerin görülmesini sağladı. 10 yıllık tahvil 102.98 %2.98 seviyesine genişledikten sonra ise tahvillerde yönün hızlı şekilde değiştiği gözlemlendi. Bazı yatırım bankalarının enflasyonda zirvenin görüldüğüne vurgu yaparak mevcut seviyelerin alım için cazip olduğuna dair görüşlerinin de etkisiyle tahvillerde güçlü alımlar yaşandı. %2.82 seviyesine çekilen 10 yıllıklara karşılık kısa taraf değişim göstermedi. 2 ve 10 yıl getiri makası da açılışa göre yaklaşık 10 bas puan daralarak 24 bas puan oldu. Amerika Hazinesi'nin 20 yıl vadeli tahvil ihracı yüksek getiri seviyelerinin cazibesini ortaya koyarken %3.09 seviyesinden sağlanan 16 milyar dolarlık borçlanma oldukça kuvvetli talep gördü. Türk Hazine Euro tahvillerinde gün genelinde güçlü seyir izlendi. Amerikan Hazine tahvil getirilerinde izlenen yükselişin gün içinde terse dönmesi ve doların da zirve seviyelerden sert şekilde aşağı gelmesi hazine kıymetlerine olumlu yansıdı. Getiri eğrisi genelinde salı günü kapanışa göre 15 ila 25 bas puan aralığında daralma olurken, 2027 vadeli hazine kıymetinde hacimler daha kuvvetli oldu. Ülke risk primi ise kapanışı 586 seviyesinden gerçekleştirdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.